Ayrı Uygun'la birlikteyiz. Sporcu bakış açısıyla sporda doping konusunu konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle spor hayatınız nasıl başladı? Hangi sporla ilgileniyorsunuz? Onunla başlayalım. 4 yaşımda, 4-5 yaşlarında jimnastikle başladım spora. Daha sonra atletizme devam ettim. Babam beden eğitim öğretmeni. Onun okulunda yarışmalara gidiyordu takımı. Beni de götürdü yarışmalara. Tesadüf bir yarışmaya girdim. Orada madalya alınca ben de başladım ama bu süreçte arada handbolda oynadım. Yüzdüm. Değişik sporları yaptım birlikte ama en başarılı olduğum atletizm olduğu için daha çok buna yöneldim. Sizi doping kullanmaya iten neden ne oldu? Nasıl başladınız? Doping kullanmaya iten neden? Rekabet duygusu aslında. Şöyle, rakipleriniz kullanırken siz saf yarışamıyorsunuz. Şöyle, yarışabilirsiniz fakat o anki psikolojiyle yarışamayacağımı düşündüm. Yani onlarla şöyle, uluslararası alanda sporcularla mücadele edebilmek için zaten antrenman olarak çok yüksek seviyelerde değiliz. Üstüne bir de kullandıkları maddeler yüzünden çok antrenman yapıp bazı takviyelerle onları yakalayabileceğimizi düşünüyordum. Açıkçası beni iten nedenlerden biri buydu. Aynı zamanda da bazı teşvikler, çevre etkenler falan vardı. Doping kullanmaya başladıktan sonra vücut ve ruhsal sağlığınızda bir değişiklik oldu mu? Olduysa nasıl bir değişiklik oldu? Vücudunuzdaki etkisini zaten kullanırken hissediyorsunuz antrenmanda. Yani doping kullandığınız zaman direkt bir etki alamazsınız antrenman yapmadığınız sürece. Antrenman yaparken de dopingin size verdiği sıkıntı derken acıyı hissedebiliyorsunuz. Kaslarınızın parçalanmasını belki duyabiliyorsunuz yani. Böyle etkileri var. Ruhsal olarak da çok ufak şeylere sinirlenebiliyorsunuz. Anlık patlamalar. Çok sakinsiniz. Çok gülüyorsunuz. Belki gülerken bir olay oluyor. Bir şey yaşıyorsunuz. Atıyorum bir yerden bir korna sesi geliyor. İnanılmaz bir şekilde tepki gösteriyorsunuz. Yani bağırmaya falan başlıyorsunuz. O kadar söyleyeyim. Gerçekten çok değişik bir ruh haline sokuyor sizi ilaçta. Çünkü vücudunuz bozuyor. Genetiğinizi bozuyor. Dolayısıyla da yani beyniniz de buna reaksiyon veriyor bence. Anladım. Peki spor hayatınızda beklediğiniz etkiyi alabildiniz mi doping kullandıktan sonra? Kesinlikle alamadım. Ya. Kesinlikle. Belki de yani yanlış kullanımdan dolayı alamadım. Bilmiyorum. Normalde almak gerekiyor. Ama ben kullanmadan da doping yaptığım zamankinden daha iyi koşmuştum. Doping aldım. Antrenmana gerek yok. Zaten çok iyi koşarım gibi mi düşündünüz? O yüzden mi o etki alamadınız? Onu yaşayanlar var evet ama benimki tam tersiydi. Ben doping aldım ve çok antrenman yaptım. Çok fazla yaptım. Belki de bunun sıkıntısını yaşadım. Çok antrenman yaptım, vücudumu dinlendiremedim. Yarışlarda dinlenik olamadım. Belki de bu yüzden kötü koştum. Ya da çok fazla doping aldığım için çok ağırlaştırdı beni. Yani miktar olarak çok kullandığım için. Doping kullandığınız nasıl ortaya çıktı? Nasıl bir ceza yaptırımı uygulandı? Türkiye Şampiyonası'nda yarışıyordum atletizmde. Yarıştan sonra doping testi alan arkadaşlar işte geliyorlar yanınıza. İşte birinci, ikinci, üçüncü neyse. Sizi alıp sizden numune alıyorlar. Bunun sonucunda da laboratuvara gönderiyorlar. Benimki de öyle oldu. Peki nasıl bir ceza yaptırımı uygulandı? 2 sene ceza aldım. 2 sene hak mahrumiyeti sanırım. Cezayı tam bilmiyorum ismini. 2 sene spordan men cezası. Ama sonrasında ben somut yaptırımlar mıydı? Bilmiyorum. Öyle bir ismi var. Bir maddeden dolayı indirime girdim ve cezamı düşürdüler. Şu an spor hayatınıza devam ediyor musunuz? Yoksa bıraktınız mı? Şu an devam ediyorum. Şu an tekrar milli takıma girdim. Bayağı aradan sonra. Yavaş yavaş ilerliyorum. Yani inşallah daha iyileri olacak diye düşünüyorum. Siz doping kullandınız. Bunun yani zararlı yönlerini gördünüz. Hayatınızı birçok yönden olumsuz etkilediğini de söylediniz. Şimdi doping hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani kullananlara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kullananlar ilk önce sağlıklarını düşünsün bence. Başarıdan önce. Yani tamam başarı alıyorsunuz ama bir sene sonra belki 2 sene sonra o başarınız sıradanlaşıyor. Size insanlar böyleydi diye hatırlıyor belki ama size bir katkısı olmuyor yani. Başarıyı aldığınız anda güzel. Sonrasında bir şey ifade etmiyor insanlar için. Ya da hala o işin içinde olup sürekli başarılar elde etmeniz. Yani zirvede kalmak daha zor dedikleri olay hakikaten gerçek yani. Çıkmak daha kolay bence. Yani o anlık şeyler için veya kazandığınız para ne kadarsa bilmiyorum. Maddi ne veriyorlarsa. Sağlığınızdan kıymetli değil yani. Siz sağlıklı olmadığınız sürece dünyayı da verseler harcayamazsınız yani. Harcayamadıktan sonra bir kıymeti yok.
Dolayısıyla önce sağlıklarını düşünmeleri lazım. Başarı boyutunu geçiyorum yani. Ki bu şöyle, illa doping kullanmam gerekiyor diye düşünen varsa bunu bitkisel doğal yollarla da yapabilir yani. Doping etkisi gibi etki alabilir vücut. Şöyle vücudunuzu ne kadar geliştirirseniz, vücut gelişime açık yani, siz ne kadar yapmak isterseniz o kadar gelişiyor vücudunuz. Dışarıdan böyle bitkisel takviyeler, vitaminler alabilirsiniz. Bunlar yasal zaten. Anladım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.